Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu bel fıtığı rahatsızlığı olanlara yönelik nokta atış egzersizler olacak. Bu egzersizler bacağınıza yayılan ağrıyı yapar yapmaz azaltabilir, ilerleyen dönemde de tamamen ortadan kaldırabilir. Seçtiğim program bilimsel olarak kanıtlanmış bir program. Dolayısıyla yaparken söylediğim detaylara da dikkat ederseniz gerçekten çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce, eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Fıtığın iyileşme mekanizması ile ilgili kafanızda herhangi bir soru varsa da şuradan çıkan linke tıklayarak fıtık nasıl iyileşiyor, bu mekanizmayı anladıktan sonra egzersizlere gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz diyorum ve hemen gelin ilk egzersizimizi gösterelim. İlk egzersizimizde bel bölgesini, o rahatsız edici hissi birazcık azaltarak başlayacağız. Bunu yapmak için kedi deve pozisyonundayken ellerimi birazcık daha ileriye doğru uzatıyorum ve yerleştiriyorum. Daha sonra topuklarımın üzerine oturacağım. Belimdeki omurların arasını açıp biraz olsun orayı gevşetmeye çalışacağım. Ve tekrar ellerimin üzerine geleceğim. Uzandım. O bölgeyi gevşetmeye çalıştım. 3-4 saniye bekledim. Tekrar ellerimin üzerine geleceğim. Hiç hızlı yapmanıza gerek yok. Eğer buraya kadar geldiniz, burada ağrı yok ama burada ağrı başlıyorsa lütfen tekrar buradan geri dönün. Ama sonuna kadar geldiniz, kalçanız topuklarınıza birleştiği noktada ağrı hiç yok, hatta rahatlatıyorsa isterseniz burada 10-15 saniye kadar da kalabilirsiniz. Ama onun dışında sizden istediğim 3-4 saniye bekleyip tekrar toparlanmanız. Yavaşça tekrar gitmeniz, iyice orayı hissedip açmanız, sonra tekrar ellerinizin üzerine doğru gelmeniz. Eğer bu egzersizi bu şekilde 15-20 tekrarla uygulayabilirseniz ve 2-3 kez tekrar edebilirseniz en azından omurların bu açılma kapanma hareketi sırasında o bölgede bir gevşeme elde edebilirsiniz. Lütfen ilk olarak bu egzersizle başlayıp öncelikle o bölgeye doğru güvenilir bir mesaj verelim. Az önce söylediğim gibi bilimsel olarak kanıtlanmış egzersiz serisinin ikinci egzersizini göstermek istiyorum. Sizden istediğim ellerimi bu şekilde dirseklerim göğüs hizasında olacak şekilde yanlara alacağım. Yavaşça kendimi öne bırakıp dirseklerimden doğrulmaya çalışacağım. Bu sırada özellikle fıtığınızın olduğu bölgeyi yavaş yavaş uyarmış olacaksınız. Ve bu uyarma sırasında özellikle ağrının eğer bacağınıza kadar yayılıyorsa ortaya doğru toplandığını hissedeceksiniz. Çünkü biz o bölgeyi uyararak aslında beyne ilettiğimiz mesajda bu burada bir problem var ve bu problemi aşmamız gerekiyor mesajını vermiş oluyoruz. Ve o bölgenin kanlanmasını artırmış oluyoruz. Kanlanmayı artırdıkça da iyileşmeyi hızlandırmış oluyoruz. Sizden istediğim 10 tekrar bu şekilde dirseklerime kadar kalktıktan sonra çok daha iyi yapar hale gelirsek ellerimizi göğsümüzün yanına alıp ellerimizi başımızın hizasına alıp yavaşça kendimizi öne bırakıp kalkabildiğimiz yere kadar, ağrının olmadığı yere kadar kalkacağız. Yavaşça kendimizi öne bırakacağız. Ağrının olmadığı yere kadar kalkacağız. Bıraktım. Kalktım. Bunu yaparken eğer göbeğiniz yerden kalkıyorsa bu istediğimiz bir şey değil. Beliniz yerde kalmak zorunda. Aslında biz o bölgede fıtığın olduğu bölgeyi dediğim gibi uyarıp fıtığın içeriye doğru geri çekilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle fıtık nasıl iyileşiyor, nasıl geri çekilir diye merak ediyorsanız da yine yukarıdan bir link gönderiyorum. Lütfen o linki tıklayarak izleyin. Ama dediğim gibi ikinci aşamasında ellerim yanlardayken kalkabildiğim yere kadar kalktım. O bölgeyi iyice sıkıştırdım. Tekrar yavaşça döneceğim. Kalktım, sıkıştırdım. Tekrar yavaşça döneceğim şeklinde yine bu egzersizi de
10 tekrarlı en az 3 kez uygulayabilirsiniz. Sıradaki ve son egzersizimizde çok da bu kanallarda bulamayacağınız bir egzersiz göstereceğim. Yine bu bilimsel metodun bir parçası olan egzersiz. Sizden istediğim bu şekilde bir duvarın yanında kolumu bu şekilde göğsümün önüne gelecek şekilde omzumla birlikte yerleştirmek. Daha sonra yaklaşık böyle bir 30 santim duvardan ayaklarımı ayıracağım. Bu pozisyondayken elimi belime yerleştirip kalçamı öne doğru getirip geri götüreceğim. Öne doğru duvara dokundurup geri getireceğim. Yani aslında burada bel bölgemizdeki omurların bu kaymasını uyararak o bölgeye bir gevşeme sağlayacağız. Sizin fıtığınızın hangi yönde bası yaptığını bilmediğiniz durumlarda lütfen ricam her iki taraflı denemeniz. Her iki tarafı denediğinizde bir taraf çok güzel ağrınızı azaltacak. Sizin yapmanız gereken o bölgedeki basıyı azaltmak için o tarafı kullanmak olacak. Özellikle söylüyorum, gerçekten bunu doğru uygularsanız bel bölgenizde inanılmaz bir rahatlama keşfedersiniz. Sizden ricam 15-20 tekrarlı 3 set bu egzersiz uygulamanız. Erken dönemde egzersiz uygularken hiç daha önce aktive etmediğiniz kaslar olduğu için birazcık o bölgede sanki böyle sıkışacakmış gibi bir his olabilir. Çünkü o bölgeyi aktive etmeye başlıyorsunuz, çalıştırmaya başlıyorsunuz. Ama ilerleyen dönemde gün ve gün yaptıkça gerçekten müthiş bir gevşemeyle karşı karşıya kalacaksınız. Egzersizleri göstermeden önce sadece bir küçük detay vereceğim. Eğer ayağınızda bir uyuşukluk, karıncalanma ya da güçsüzlük varsa, İdrarınızı tutamıyorsanız maalesef egzersizler sizin için uygun olmayabilir ve hiç geciktirmeden ameliyat olmanız gerekebilir. Lütfen ama lütfen böyle problemler varsa öncelikle hekiminize danışarak ameliyatla ilgili sorularınızı gündeme getirip cevaplayıp buna yönelik bir yol çizin. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Umarım siz de uygulayarak o bölgede gevşemeyi, rahatlamayı gözlemleyebilirsiniz. Ama konuyla ilgili ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.